Öyle bir maç oynandı ki Kadıköy'de, içinde bol aksiyon olan gerilim filmi sanki. Fenerbahçe'de, Gaziantepspor'da ellerinden geleni yaptılar. Zaman zaman sert futbolun sınırlarını da aştılar. Ve geriye kolay kolay yaşanmayacak bir bilanço bıraktılar. Önce rakamlar. 13 sarı kart çıktı. Bir kırmızı kart çıktı. Bir futbolcu hastanelik oldu. İki futbolcu maçı kafaları sarılarak tamamladı. Bir futbolcu taraftarlara tabure fırlattı. Bir taraftar bir futbolcuya tokat attı. Daha neler neler. Oysa maçtan önce öyle miydi? Ortalık sakindi. Taraftarlar koşarken stada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Devlet Bakanı Egemen Bağış'la yan yanaydı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi binasından getirdiği sarı lacivert renkli kurşun kalemi Bağış aracılığıyla Yıldırım'a yolladı. Yıldırım da kalemi müzeye koymak üzere aldı. Bu sırada Gaziantep sporlular da sahadaydı. Cenk Tosun'unsa görüntülü telefonu vardı elinde. Her maçtan önce olduğu gibi yine Almanya'daki abisi ve yeğeniyle görüşüyordu. Belki de Uğur deniyordu. Fenerbahçe ısınmak için çıktığındaysa yer yerinden oynadı. Tribünler renkliydi. Selçuk sakat olduğu için kadroda yoktu. Kız arkadaşıyla birlikte Alex'in locasındaydı. Aziz Yıldırım'ın kızı ve torunu da oradaydı. Kardeşi Ali Yıldırım'ın kızı da. Bir de Zeynep'le Hüseyin vardı. Formalarını özel olarak yaptırmışlardı. Anlamı yan yana geldiklerinde ortaya çıkıyordu. Bakın şöyle. Karnaval havasındaydı ortam. Maç başlayınca heyecan çıktı doruğa. Hele de şu pozisyonlardan sonra. Bir de Alex'le Hürriyet çarpışmaz mı? Alex'in kafasına sahada dikiş atıldı. Hürriyet Alex mücadelesi sonra da devam etti. Lugano Emre mücadeleleri de enteresandı. Lugano'nun içinde bulunduğu iki pozisyon vardı bir de. Kıran kıranaydı mücadele sahada. Niang ilk yarıyı tamamlayamadı. Bir taraftar herhalde pozisyonları iyice yakından görmek istedi. Dürbünlü kullandı. Hakem Hüseyin Göçek'se bazı pozisyonları göremiyor diye eleştiriliyordu futbolcular tarafından. İlk yarı biterken kalabalıktı etrafı. İkinci yarıda da aynı tempoda başladı karşılaşma. Bu kez Gaziantepspor da atak yapıyordu. Olcan'ın direkte patlayan bir şutundan sonra Yobo'yla Santos tartıştı sahada.
kocaman diğer hücumcularını da aldı sonra sahaya. Dia girdi, Stoch girdi. Bu sırada dengeler de değişti. Gaziantepspor 83. dakikadan sonra 10 kişiydi. Artık dakika 90'dı. Sıra uzatma dakikalarındaydı. Fenerbahçeliler sevinirken saha kenarı karıştı. Gaziantepspor yedek kulübesiyle arkalarındaki seyirciler arasındaydı olaylar. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da oradaydı. İşte böyle bitti Kadıköy'de maç. Son anda yediği golle yenilen taraf üzgündü tabii. Maçın hakemi de sahayı şöyle terk etti. Kazanan sahadaydı, galibiyetini kutladı. Yobo'nun eşi ve akrabaları da tribündeydi. Onlar da kutlamaya ortaktı. Yobo'yla Santos da o sırada barıştı. Fenerbahçe galibiyetini işte böyle kutladı.